Necati Çetin, 1959 Çorum Kargı doğumluyum. 1965 yılında Beykoz Çubuklu Mahallesi'ne geldik. Babam Beykoz Belediyesi'nde işçi olduğundan dolayı Çubuklu'ya yerleştik. Okulu Çubuklu'da okuduk. Tabii mahalle kültürü orada daha farklıydı. Eskiden oldu malum. Birbirleriyle insanların yardımlaşması, birbirleriyle dertlerini paylaşması, sevinçlerini paylaşması tam bir Anadolu köy havasındaydı. Şimdi çok farklı. Şimdi kalabalık içinde yalnızlık yaşıyoruz. O zaman çok çok daha güzeldi. Dolayısıyla biz sabahleyin çıktığımız zaman alanlarda boş olduğu için her tarafta oyun oynama imkanları vardı. Yani çocukluğumuz çok o bakımdan rahat geçti. Şimdiki çocuklara ben gerçekten çok acıyorum yani. Oyun oynayacakları, bir top oynayacakları yeri yoktu. O zaman her taraf boş olduğundan dolayı meyve bahçeleri vardı. Herkes birbirini tanıdığı için herkes birbirinin bahçesine gidip rahatça meyvesini yiyebilirdi. Annem köye gittiği zaman biz başka komşumuzun evinde kalabiliyorduk. Komşular başka köye gittiği zaman da o komşunun çocukları bizim evde rahatlıkla kalabiliyorlardı. Ama şimdi maalesef yani üzülerek söylüyorum çok bu benim için bir acı. Aynı apartmanda birbirimizin hiç acısını, dertlerini paylaşamıyoruz. Bilmiyoruz, haberimiz olmuyor yani. Yani tamamıyla bir kalabalık içinde güya baktığın zaman dışarıda yoğun bir kalabalık var ama o kalabalığın içinde yalnız yaşıyorsun. Bu da insana çok acı yani bir kültürümüzde dejenere olması beni fazlasıyla üzüyor yani. Lise Ferit İnal Lisesi'nde orada Ferit İnal Lisesi ben 78 kuşağı olduğum için öğrenci olaylarından dolayı ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldık eğitimimizi. Sonradan tamamladık. 1979 yılında annem ve babamın ısrarıyla beraber okulu bıraktık, askere gittik. Öğrenci olayları, sahası olaylarından dolayı. İlk askerlik Acemi Birliğim İzmir Nallıdere. 3 ay eğitimden sonra Kıbrıs'a gittim. Askerliğimi Kıbrıs'ta tamamladım. Askere gitmeden önce eşimle aynı mahallede oturduğumuz için, Çubuklu'da aynı mahallede oturduğumuz için orada birbirimizi tanıyorduk zaten. Aileler de birbirini tanıdığı için askere gitmeden önce nişanlılık dönemi vardı. Nişanlandık. Askerden geldikten sonra 1982 yılında Kasım ayında da eşimle evlendik. Bir yıl sonra da 1983 yılında belediyenin açmış olduğu imtihanda İETT Genel Müdürlüğü'ne memur olarak başladık. 3 tane çocuğumuz oldu. 3 tane çocuğum var, 2 kız bir oğlum var. Kızlarımın ikisi öğretmen, oğlum ekonomist. Onlar da üçü de çalışıyorlar. Dolayısıyla 38 yıl Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmış olduk. 2020 yılında da kısmet oldu, emekli olduk. Şimdi Beykoz'da imar durumu olmadığı için, yapılaşma olmadığı için Beykoz bir Anadolu kasabası halinde devam ediyor. Hele hele eskiden aynı mahallede oturduğumun nereli, ne iş yapar, kaç çocuğu var, herkes birbirini tanır, ilgilenir. Mesela bir sela verildiği zaman herkes birbirine sorar. Kim ölmüş? Lakabı ne? Kimin çocuğu? Kimin babası? Kimin dedesi?
diye sorar. Bu İstanbul'un başka yerlerinde böyle bir kültür yoktur. Yani çünkü yapılaşma olduğu için herkes birbirini tanır. Beykoz'da imar durumu olmadığı için herkesin kendine has bahçeli evleri vardı. Dolayısıyla Beykoz o bakımdan bir Anadolu kasabasını andırır. Yeşilliği bol olan bir yerdi. Yani Beykoz diğer ilçelere nazaran nüfusu az da olsa toprak bakımından Beykoz'un avantajı var. Toprağa, geniş bir toprağa sahip. Yani Beykoz güzel bir yer. Denizi işte var, ormana var. Önü deniz, arkası orman. O bakımdan kendimizi şanslı hissederiz. Mesela ben karşı tarafta çalıştım. 38 sene iş yerim karşıdaydı. Hiç ısınamadım. Lojman hakkımız olduğu halde ben hiç lojmanda orada oturmadım yani. Çünkü Beykoz'a alışmıştık yani. Ve Beykoz bizim için vazgeçilmez. Yani şu anda da başka bir yere gittiğimiz zaman bir an önce Beykoz'a dönelim diye bakarız. Şöyle unutamadığımız anlar derken o olayların biz içinde büyüdük. Çünkü biz 78 kuşağıyız. O zaman en fazla olayların o zaten 80 senesinde darbe yaptılar. 80 senesinde. Bütün olayların içindeydik. Yani ben de milliyetçi muhafazakar görüşte birisi olmamdan dolayı yani bütün olayların içinde yaşadık. Yani olayların hepsini gördük. Ya çok arkadaşımız tabii şey olan arkadaşlarımız oldu. Bu esnada şehit olan arkadaşlarımız oldu. Yani birçok olayları şahit oluyorsun, görüyorsun. İyi bir şey değildi, iyi bir ortam değildi yani iki taraf içinde. Yani iki taraf içinde iyi bir ortam değildi. Örnek yani işte insanların bazıları Paşabahçe'ye gidemiyordu, bazıları Beykoz'a gidemiyordu. Çok farklı bir olaydı yani. Yani olaylar tabii Allah o günleri bir daha göstermesin. Şey bir ortam değil yani. Beykoz'da Paşabahçe'de iki tane sinema vardı. Kanlıca'da bir tane yazlık sinema vardı. Tekrar Beykoz'da kışlık sinema vardı. Televizyon o zaman tabii görsel yayın olmadığı için insanların tek şeyi hafta sonları sinemaya gitmekti. Veyahut da işte öğrenciysen bazen o gün okula gitmezdin. İşte arkadaşlarla beraber Paşabahçe'de veyahut da Beykoz'da o gün işte sevdiğin bir film varsa o filme gitmek isterdin. Yazında Kanlıca'da yazlık sinema vardı. Yazlık sinemada üst açık, normal tahta sandalyelerde. İnsanların tek eğlencesi oydu yani. Çocukken sevdiğim filmler, işte Cüneyt Arkın'ın filmleri, genelde tarihi filmler, işte Serdar Gökhan'ın filmleri, tarihi filmler yani, işte Malkoçoğlu falan, ona benzer filmler yani. Yani kahramanlık filmleri. Günümüz gençleri genelde teknolojiyle beraber büyüdükleri için onlar teknolojiye daha düşkünler. Yani bizim dönemimizde teknoloji olmadığından dolayı, genelde biz teknolojiden uzak yetiştik. Onun için de bizde sohbet yapma daha fazlaydı. Ama ben günümüz gençliğinde birbirleriyle sohbet etme şeyini, geleneği tam birbirleriyle sohbet etme olayı tamamıyla bitmiş. Herkes teknolojiye gömülmüş. Telefonda, internette, işte WhatsApp, şu bu falan. Yani günümüz gençleri çok farklı yani. Ya büyüklere karşı son derece saygı o zaman daha fazlaydı. Yani örnek yani bir büyüğün yanında yolda sigara içmek, büyüğün yanında kahveye gitmek yani çok ayıp karşılanan bir şeydi. Saygı son derece şeydi yani bizim işte mahallede büyüklerimiz olduğu zaman bize işte şunu yapma bunu yapma dediği zaman biz karşı gelme şeyimiz yoktu yani. Onun söylediğini biz şey kabul ederdik, emir kabul ederdik. Yani büyükler bizim yanlışımızı gördüğü zaman şey yaparlar, ikaz ederlerdi. Şimdi yani dışarıdan birisi başka bir genç birisine herhangi bir şey söylese cevap verebilir. Ama biz o zaman asla ve kata bizim dönemimizde yani mahalle büyüklerinden bizim abi dediğimiz kişiler bize herhangi bir şey işte bunu yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın, bu yanlıştır dediği zaman yani genelde biz onlara da uyardık yani. Ben babamla oturup şey yapamazdım yani böyle ciddi ciddi sohbet edemezdik yani. Babam bize karşı daha resmi dururdu, daha otorite dururdu. Malum yani eski insanlar biraz daha o şekilde yani otoriter dururdu ama şimdi ben oğlumla karşılık geçip her konuda sohbet edebiliyoruz, tartışabiliyoruz konuları. O zaman tartışma yok yani. Tartışma bile şey sayılır yani o zaman bana babayla bir konuyu tartışmak abes sayılırdı. Ama şimdi biz
kendi çocuklarımızla oturup her konuda tartışıp doğruya doğru hangisi doğruysa ona karar veriyoruz. Yani benim gençliğe şu andaki en büyük tavsiyem bir kere geçmişine, tarihine sahip çıkacaktı. Yani geçmişine sahip çıkamayan, tarihine sahip çıkamayan, kültürüne sahip çıkamayan ileride boşluğa düşer. Yani Beykoz Belediyesi'ne de böyle sosyal programlar hazırladığı için Beykoz Belediyesi'ne ve Beykoz Belediye Başkanı'na, çalışan personeline hepsine teşekkür ederim. Başarılı olmalarını gönülden temenni ederim.